Servis gelir şimdi. Sen al şunu. Okulda poğaça falan alırsın. Şimdi kahvaltıyla uğraşmayalım. Ha, baban da geldi. Seni serviste bindirir. Ben de Okan'ın kahvaltısını hazırlayacağım. Hadi, hadi. Ben servis falan bekleyemem. Toplantıya yetişmem lazım. Ay İsmet ya. Bu ne ya? Of, oldu mu bu şimdi? Ne çirkin kravat bu böyle? Aa, nesi var? Ben çok seviyorum bunu. Sen zaten hep acayip acayip şeyleri seviyorsun. Zevksizsin işte sen. Zevksizsin. Bir giymeyi öğretemedim ben sana. Sabah sabah. Özlem, işine bak, işine. Akşama görüşürüz. İyi, hadi görüşürüz. Anne. Efendim oğlum? Sen babamı sevmiyor musun? Aa, o da nereden çıktı şimdi? Ama hani az önce ona kötü kötü şeyler söyledin ya. Yok oğlum, olur mu öyle şey? Tabii ki seviyorum. Ben sevdiğim için babana söylüyorum o lafları. İnsan sevdiğiyle uğraşırmış oğlum. Ha, geldi hadi. Koş 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 koş. Koş. Hadi. Kafadan bir ses çıkıyor yarabbim. Hazır sandviçini oğlum. Koyuyorum. Dur yavrum. Al bak. Abi. Sen niye okula sandviç götürüyorsun? Sizin okulda kantin yok mu? Var. Sandviç mi yedikten sonra teslime dönüyorum. Kantin sırasında vakit kaybetmiyorum. Böylece daha sağlıklı besleniyorum. Hadi. Bitti mi kahvaltı? Bitti sayılır. Sen servis şoförüne haber verdin mi? Verdim, verdim. Neyi? Bugün sizi okula ben götürüyorum. Ha? Yaşasın! Hadi, 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 hadi. Hadi, hadi alın çantaları, mantaları. Hadi, al. Gel, sizinle giy bakalım. Hadi oğlum, hadi. Aferin kızıma. Çantasını da al bakalım. Hadi bakalım. Kola. Hadi. Hadi iyi dersler. Yürü hadi, yürü, yürü. Hadi. Aa, ne kadar güzelmiş kalem kutun. Nereden aldın? Almadım ki. Anneannem kendi yaptı. İstersen söylerim, sana da yapar. Gerçekten mi? Lütfen yapsın. Teşekkür ederim. O ne biçim kalem kutusu öyle ya? Niye öyle dedin ki? Ben çok sevdim. Çok kötü. Zevksizsin sen. Zevksiz mi? Aynen öyle. Zevksizsin. Niye öyle diyorsun? Üzülüyorum. Üzülürsen üzül. Çok da umurumda. Zevksizsin. Sensin zevksiz. Asıl sen kendine bak. Her şeyin çirkin. Ne yapıyorsun ya? Bir daha konuşma benimle. Aslı sen benimle bir daha konuşma. Çocuklar yerlerinize. Günaydın. Günaydın. Oturabilirsiniz.
dedesinin bir tanesi. Ne oldu, geldiğinden beri hiç konuşmuyorsun. Okulda canlı çıkan bir şey mi oldu yavrum? Kesin bir şey olmuş. Aslıcı. Bize söyleyebilirsin. Ne oldu, öğretmenin mi kızdı, ona mı üzüldün? Can'la kavga ettik. Aa, hani sen çok seviyordun onu. Kalem kutuma çok kötü dedi. Ben de kızdım ona. Kalem kutusunu yere attım, kırıldı. Hiç iyi etmemişsin. Sana hiç yakışmamış. İyi bir davranış değil yavrucuğum. Deden haklı. Ya bak, arkadaşların sana ne derse desin, nasıl davranırsa davransın, sen onlara aynı şekilde karşılık vermek zorunda değilsin, değil mi? O zaman o da kalem kutuma laf etmeseydi. Bir daha konuşmayacağım ben onunla. Aa, dur Aslı. Dur kızım, bekle. Sakinleşince konuşursunuz. Al çocuğum. Aa, bu ne böyle? Çocuğum, kim kırdı bunu? Sen mi kırdın? Ay, nasıl becerdin bunu kırmayı? Daha yeni aldık. Anne, ben yapmadım ki, Aslı yaptı. Nasıl yaptı? İşte yere attı, kırıldı. Aa, şuna bak. Öğretmenine söylemedin mi? Hay Allah'ım, yani bu terbiyesizliğe bak ya. Yemin ederim, insanlar çocuk yetiştirmeyi bilmiyor. Ay, seninki de laf. Çocuk onlar, olur öyle şeyler. Hayır efendim, hayır olmaz. Bak, yarın gidip öğretmenine anlatıyorsun, tamam mı? Bu şekilde bu olayı. Bir daha da o kızla asla muhatap olmayacaksın. Sen bana bir kahve yapsana. Tövbe estağfurullah ya. Biraz yanında oturabilir miyim? Olur. Hatırlıyor musun? Sen bir keresinde bana demiştin ki, hani ben arkadaşlarımla küsmeyi hiç sevmiyorum. Ben aslında Can'ı çok seviyorum. Ama kalem kutuma kötü deyince çok üzüldüm. Keşke kalem kutusunu kırmasaydım. Peki Can'ın gönlünü almak ister misin? İsterim ama nasıl yapacağım ki? Şöyle, sabah seni babanla biz bırakırız okula. Okula gitmeden önce de bir kırtasiyeye uğrayıp Can için güzel bir kalem kutusu alırız. Sen de okula gidince arkadaşına özür dileyip hediye edersin onu, tamam mı? Tamam. Can. Sana aldım. Hani dün kalem kutunu kırdım ya. Özür dilerim. Çocuklar. Siz kavga mı ettiniz? Hadi anlatın bakalım. Aslı, sen biraz önce kalem kutunu kırdığım için dedin. Neden arkadaşının kalem kutusunu kırdın? Çünkü bana kötü kötü şeyler söyledi. Cancığım, arkadaşına neden kötü sözler söyledin? Senin gibi kibar, nazik bir çocuğa böyle davranışlar yakışıyor mu? Kalem kutun çok kötü dedi. Ben de sensin kötü dedim. Ama ilk o sataştı bana. Ama ben onu sen üzül diye söylemedim ki. Hem insan sevdiğini sataşır bir kere. Cancığım, insan sevdiği insana niye kötü sözler söylesin ki? Güzel sözler söylemek varken. Annem öyle yapıyor babama. Ama siz arkadaşsınız. Hem de birbirinizi çok seviyorsunuz. Aslıcığım, sen Can'a hediye almışsın. Can, sen de o lafları Aslı'yı üzmek için değil, sevdiğin için söylemişsin.
Artık barışın bence. Niye barışmıyorsunuz? O barışmıyor benimle. Annem izin vermiyor. Bakın Özlem Hanım, evde kullandığınız sevgi aktarım diliniz çok yanlış. Can sizi örnek almış ve okulda uygulamış. Tabii arkadaşları yanlış anlayınca da bir kavgaya sebep olmuş. Ben son dersime yetişeyim teneffüs bitmeden. İzninizle Müdür Bey. İyi günler Özlem Hanım. Yani olayların buraya geleceğini ben nereden bilebilirim? Biz babasıyla öyle anlaşıyoruz evde. Ay, her şey giderek ne kadar zorlaşıyor gerçekten. Özlem, çocuklar gördüğünü taklit eder. Bizi çok fazla gözlemlerler. Ve doğal olarak benzer davranışlar gösterirler. Bizler de bu konuda onların önündeki en önemli örnekleriz. Gel bakayım, gel. Gel bakayım buraya. Sen niye gidip öğretmenlerine her şeyi anlatıyorsun? Çünkü öğretmenlerin yalan söylenmez. Can. Bu senin için. Hı. Teşekkür ederim Aslı. Bu arada ben de senden özür dilerim. Güle güle kullan. Açmayacak mısın? Geç kaldık, hadi. Teşekkürler. Kıymetli veliler, Can ve Aslı arasında yaşanan olayları izledik. Gördüğünüz gibi biz yetişkinlerin bir sorumluluğu da evlatlarımıza rehberlik etmek, yol göstermek. Çünkü çocuklar evde gördükleri, duydukları her şeyi kaydeder ve dışarıda bunları yansıtır. Dolayısıyla çocuklarımızın kişiliğinin oluşmasında biz ebeveynlerin davranışları oldukça önemli bir etkendir. Hoşça kalın. Sizin